Player Bros ekranlarından hepinize merhabalar. Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi 9. hafta 1. gün röportajlarıyla karşınızdayız. Hepinize iyi seyirler. Hello Wendelbo, congrats for the game. You guaranteed your place in playoffs. How do you feel? I mean, I feel good. It's kind of expected that we go playoffs. Like, I would never go to a wildcard region and not get playoffs. It's not acceptable. So, like, I'm not really happy. This is just what should happen, I think. And also, you know, it wasn't really a critical match for Dark Passage side as well, but they let Baron play instead of Backlund. Do you think they were not taking it too serious, or maybe they didn't have chance or they didn't want to show anything? What do you think about them? I'm not sure why they didn't choose to play with Backlund. Like, I don't know much about both mid lanes. I think both of them is not that good, but I have no idea why they choose this guy over Backlund. Like, I have no idea actually. Also, you played as Morgana in this game, and you know Morgana changed, and this is our first time seeing the new Morgana in the league. Do you think that she is much better comparing to her old self, or what do you think about Morgana right now? I mean, the only thing that really changed was the ultimate, and it's of course a small buff, but it's not game-changing and it doesn't change anything. Like, Morgana is still a counter pick for some supports. You still can't blind pick it, so if you see a good matchup, then you can play it, else you can't play it. And also, what shall we expect from you from playoffs? What is your, you know, aim or goal, whatever? I mean, my goal is definitely to get top 4. We're gonna have like tough opponents in quarterfinals and semifinals, but I think if we play like we should play and we have good practice, we should go top 4. Madness, hoş geldin. Galibiyetinizle playofflardaki yerinizi garantilediniz. Neler hissediyorsun? Yani benim için önemli olan bu takıma geldiğim zaman playofflara garantilemek değildi. Yani ilk altıda olayım benim için okey değildi. Şu anda da okey değil. Her zaman amaçlarınızı hani ne kadar yüksek tutarsanız o kadar mesela diyelim ki dünya şampiyonasını hedefliyorsunuz. Hani yarı final, final veya şampiyonluğa gidebiliyorsunuz TCL'de. Bunun gibi hedefler koymanız gerekiyor. Ben de öyle hedefler koydum ama şu anda bu hedeflerime ulaşabilmiş değilim. Umarım playoff'larda iyi bir başarı elde edip ulaşabilirim. Bugünkü maçta Tolerant ve Hiyos yerine 2 tane çaylakla oynadınız ama çok negatif bir etkisi olmadı gibi gözüküyor aslında. Neden böyle bir yola gittiniz? Aslında yani çaylak demek bence doğru bir söz değil. Çünkü onlar da akademi liginde oynuyor ve geçmiş zamanlarında ligde oynamış oyuncular. Ayrıca evet, bugün çünkü Bursa'ya karşı oynadık. Hani zaten kazandırabileceğimiz oyundu. Takımında Madness var, Tayki var, Godbro var. Hani yanına 2 tane hani böyle nasıl diyeyim normal insanlar koysam bile kazanabileceğimiz bir oyundu. Biz de öyle yaptık. Hani görmek istedik, nasıl gidecek, hani denemek istedik. Biz de denedik. Şu anda okey gitti. Playoff'larda durumlar değişebilir tabii. Fabulous, hoş geldin. Hever karşısında bir galibiyet aldınız ve her şeylerini ortaya koydular gibi gördük. Biz maç hakkında neler söyleyebilirsin? Maç biraz 30 dakika falan sürdü ama beynimiz olduğu için aslında rahattık. Ama birkaç hata yapmasak çok da erken bitirebilirdik. Bir Baron'da öldük, bir de botta dive'da öldük. Bayağı bir 10 dakika uzatmış olduk oyunu ama yine kazandık yani, mutluyuz. Ama Hever de güzel oynadı bence. Böyle. 300. maçın olmuş bu maç senin. Bu ne hissettiriyor sana? Yani bu kadar uzun süredir oynadığım için aslında mutluyum yani. Kendim bildiğim bile LoL oynuyormuş gibi hissediyorum. Umarım daha da çok oynarım. Zararını görmüyorum, ben mutluyum böyle. Şu an her takım galibiyet aldığı durumda. Siz 2. durumdasınız aslında, galibiyet ve mağlubiyet sayınız eşit olmasına rağmen. 2. olmak bir şey hissettiriyor mu sana? 2. olarak 1. olmak çok fark ettirmiyor aslında. Ben ilk 6'ya girdikten sonra, playoff'lara kaldıktan sonra kazanabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden pek önemli değil. Yani rakiplerimizden korkmuyorum bu yüzden ama yani bir sıkıntı yok benim için. Ama tek sıkıntısı 2. olsak Royale'le oynuyoruz, 1. olursak Royale'le oynamıyoruz. Öyle bir avantajı var tabii. Yani avantajlı tabii ama fark etmiyor bence. Çok teşekkür ederim, tekrar tebrikler.